Merhaba sevgili Şair ve Şiir kanalı izleyicileri. Bugün size çok başarılı bir doktor olmasına rağmen şairliği her şeyin önüne geçmiş Ceyhun Atuf Kansu'dan söz edeceğiz. 7 Aralık 1919 yılında doğdu. Daha bebekken annesi ölünce Kurtuluş Savaşı'na destek vermek amacıyla Ankara'ya geçmiş olan babasının yanına gönderildi. İlkokulu Ankara'da, Tıp Fakültesini İstanbul'da bitirdikten sonra tekrar Ankara'ya geri gelmiş ve numune hastanesinde çocuk hastalıkları alanı ile ilgilenmiş. Bir yandan da Altındağ Mahallesi'nde açtığı bir poliklinikle Gecekondu Mahallesi çocuklarına sağlık hizmeti götürmeye çalışmıştı. Kendi isteğiyle Tokat'ın Tural ilçesinde 11 yıl çocuk doktorluğu yaptıktan sonra yine Ankara'ya dönerek mesleğine devam etmiştir. Başarılı şiirlerin şairi olması onun çocuk sağlığı konusunda yaptıklarını gölgede kalmasına neden olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren Kuvayi Milliye ruhunu şiirimize yansıtan şairlerimizin önde gelenleri arasında yer alır. Buna en iyi örneklerden birisi bağımsızlık gülü. Yerden alıp o gülü, hangi gülü? Bir topçu neferinin Sakaryalı yaz toprağında sıcak kan gülü. Alıp koklamak o gülü, hangi baharda? Türkçenin özgür kırlarında, türkülerde burcu burcu, bilgeliğin ana gülü bir basmadan alıp o gülü hangi basmadan nazilli fabrikasından pamuğumuzdan emeğimizden dokuduğumuz halk gülü hoyrat ellerinden alıp o gülü hangi ellerden uzak teksaslı çobanların bilmediği uğruna can vermediği türkiyeli o çileler gülü yerine koymak kutsamak o gülü hangi yerine Mustafa Kemal'in bahçesine. Bir ulusun suladığı, beslediği, yedi veren bağımsızlık gülü. Yalıncığım bu bağımsızlık gülü şiiri hem de kitabı çok ünlenmiştir Ceyhun Atuf Kansu'nun. Hatta bağımsızlık gülü adıyla çok büyük bir Ceyhun Atuf Kansu sergisi yapılmıştır. Ben onu gezdim Ankara'da. Çağda Sanatlar Merkezi'nde yapılmıştı. Heykeller, yaşamıyla ilgili öyküler. Vardı. Şey, hem bir doktor olarak hem bir şair olarak yaptıklarını anlatan çok kapsamlı bir sergiydi. Onu görmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Yani gerçekten müthiş bir çalışmaydı. Ankara'nın her köşesinde yaşar aslında Ceyhun Atuf Kansı. Balgat'ta çok uzun, oldukça uzun bir caddenin adı Ceyhun Atuf Kansı e, caddesidir. O Ankara'yı çok sevmiş, Ankaralılar da onu çok sevmişlerdir. Ankara'yı en iyi anlatan şiirlerden bir tanesi de Ankara Kalesi şiiridir. ile ee, bütünleşmiş gibidir. Ankara adına e, basılan birçok kitabın arka sayfasında, iç sayfasında filan bu Ankara Kalesi şiirini görür aslında. Ben de işte o Ankara Kalesi şiirini okumak istiyorum Yalıncım Şöyle söyler. Gönlüm müdür dalgalanan bu eski burçlarda böyle. Bir sabah yeridir dolan kalbe vatan sevgisiyle. Hatip çayına doğru bak. İner o Kartal Yuvası, Coşkun Masallara Konak, Güler Ankara Ovası. Akşamları gizli gizli eski kahramanlar gezer, büyük ordular dizili beyazı Timur'u bekler. Hatırlıyor kervanları uzak yıllara bakarken o en eski zamanları, ordular yola çıkarken. Ceyhun Ankara'ya aşık. Yarını bulur düşünde, gönlüme vurmuş bin ışık, kaleler uyur döşünde. Bu derece güzel bir şiirdir yani. Gerçekten çok güzel. Ee, böyle eski şiirleri bir de bir finali var. Evet. 1965 yılında köy öğretmenine mektuplar eseriyle Türk Dil Kurumu deneme ödülünü almış. 1966'da Bağımsızlık Günü kitabıyla Yeditepe Şiir ödülünü almış. Sakarya Meydan Savaşı adlı şiir kitabıyla 1970 yılında Behçet Kemal Çağlar şiir ödülünü kazanmış. 1986 yılında da adına bir şiir ödülü konmuş bir şairimizdir. Çocukları çok sever, bu nedenle çocuk doktoru olmayı tercih ettiğini biliyoruz. Ama o gençlik konusunda Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünmektedir. Gelecek gençliktedir ya da başka bir deyişle ülkemiz kendini gençliğiyle yenileyecektir diye düşünür. Sevgi Tanrı şiirinde bu görüşleri çok güzel bir şekilde ön plana çıkıyor. Şimdi onu yorumluyorum. Ürgüplü gençlik salkımı, türkülerin övdüğü Tanrı. Ak üzüm, sarı üzüm, kara üzüm. Ey sevgi sarmaşığı, sar aklımı. Ey bağ bozumları, Anadolu ikindileri. Taşkın sevinci kızların, bitmez gençliği yurdumun. Baştan başa ilkbahar türküleri. Coşkun kanlarınızda sevinci vatanımın, güzellik, özgürlük, kardeşlik. Gece ateşlerinde toplanın çepeçevre, sizin olsun en eski şarabı sağramın. Doğanın insanca değişmesi, güneşin el vurduğu çalgılarla Anadolu, bayram yeri. Kırların gül açtığı, çorakların yeşerdiği, güzellik, özgürlük, kardeşlik bayramı. Sana veriyorum ey tükenmez gençlik. Ülklerin güneşlendiği o bağlardan koparıp en güzel salkımı. Kahramanların yaşadığı evrenler vardır. Gelecek güzel günlerin düşü o sarhoşlukla ölünüp bağ tanrılarının koynunda şafaklara benzer dirilmeler vardır. Anadolu'nun ölümsüz içkisini içmiş, ey kanı özgürlükle coşan gençlik çok güzel gerçi. Yalıncım, şimdi e, bir, Mehmet Doğan tarafından hazırlanan Yüzyılın Türk Şiiri diye bir antoloji var. İşte burada bütün hemen hemen e, 2000 yılına kadar olan bütün şairleri görüyoruz. E, fakat Mehmet Doğan e, bir özelliğine dikkatini çekmiş. Ceyhun Atuf ben de bizi izleyenlere o, onun anlattığı biçimiyle buraya aynen aktarmak istiyorum. Şöyle diyor Mehmet Doğan. Anadolu ırmağı, ovası, bozkırı, dağları, denizleri, yıldızları, köyleri, istasyonları, şehirleri, küçük kahveleri, değirmenleri, tekerlekleri, kırık kanıları, kırık testileri, insanları, kızamıklı çocukları, kahramanları, tanrıları ile yalın ve çarpıcı bir gerçeklik olarak boy verir Ceyhun Atuf Kansı'nın şiirinde. Gerçekten Ceyhun Atuf Kansu hem bir şair hem de bir destan yazarıdır bizim günümüze gelen. Çok da iyi anlatmış Mehmet Doğan. Ben de bunu aktarmak istedim. Aslında o simgesel anlatımın da büyük bir ustasıdır. E, sembollerle ve simgelerle anlattığı şiirler de çok başarılıdır. Benim de en çok sevdiğim bu şiirlerden Karavası şiiridir. Karavası'nı bir e, sosyolojik olay olarak anlatması çok etkileyici bence. Onu okuyarak herkese iyi hafta sonları demek istiyorum. Şöyle diyor karabası şiirinde tam bana göre bu hava bekliyorum kar yağacak bulutlar indi inecek. Bekliyorum yollar kapanacak kurt sürüleri derin ormanlardan bekliyorum peşime düşecek. Bir ışık görüyorum ileride oraya doğru yürüyorum bir ışık, aşk ışığı, dost ışığı. Benim için yakıp bırakmışlar. İtince usuldan kapıyı ısınacağım ocak orada. Kar bulutlarında bir düş. Ölüyorum bu düşün yüreğini. Sıcacık bir kan akıyor. Yaşıyor diyorum. Yaşıyor hala. Söndürmeyi unutmuştur. Kurt sesleri duyuyorum. Ormanı yalnız geçeceğim. Bulutların karanlığından kar, akça kabaklara kar düşüyor. Duruyor, yeniden bakıyorum. Yanılmıyorum. Işık orada. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Ben de herkese iyi hafta sonları diliyorum. Umarım Cevun Atuf Kansu'nun gördüğü ışığı herkes görür. görür. Hoşçakalın. Hoşçakalın.